Bakın şimdi arkadaşlar kestiği parçaların yarısını veriyor. Mesela burada ilk parçada e, yarısını kestiği zaman 1 bölü 2'sini veriyor. İkinci adımda bakın şu yarısının bir daha yarısını alıyor ve gördüğünüz gibi B parçası 1 bölü 2'nin de yarısı 1 bölü 4. O zaman buradan neyi anlayacağız biz? Demek ki 3. adımda 1 bölü 8, 4. adımda 1 bölü 16, 5. adımda 1 bölü 32, ve 6. adımda 1 bölü 64. Bu zaten 6 4. adım D. Burası da 6. adım F. Bunların toplamları 1 bölü 16 artı 1 bölü 64. Payda eşitlediğimizde 5 bölü 64 olacak E şıkkı. Sadece yerine yazacağız arkadaşlar. Bakın A dediğimiz sayı 2 üzeri 3. Sonra yine 3 artı 5. N dediğimiz kenar sayısı bu şekilde. Sonra bölü bir parantez açalım komple burayı yazalım. 11 olduğu için 2 üzeri 11 çarpı 11 artı 5. Üzeri n de burada bakın beşgen olduğu için 5. 2 üzeri 3 çarpı 8 üzeri 4 bölü 2 üzeri 11 çarpı 16 üzeri 5. Tabii ki 2 üzeri 3 2 üzeri 12. 2 üzeri 3'ün dördüncü kuvveti çünkü bölü 2 üzeri 11, 16 üzeri 5 ne demektir? 2 üzeri 4 üzeri 5'ten 2 üzeri 20. Haliyle burası da arkadaşlar tabanları aynı üstleri topla 2 üzeri 15. Sonra e, tabanları aynı üstleri topla 2 üzeri 31. Ve şimdi bölü olduğu için tabanları çıkar 15 eksi 31'den 2 üzeri eksi 16 B şıkkı. Tam sayının ikisini de tam bölen farklı asal sayılar. O zaman şimdi 210'un bir asal bölenleri nelerdir? Bakın asal bölenlerini buluyorum sadece. Bu sayı 3'ten, 5'ten, 2'den ve 7'den oluşur. Üstlerinde tabii ki ben de biliyorum burada 5 olduğu için 2, 7, bakın çarpınca 3 çarpı 5 buraların üstünün 1 olduğunu ama zaten üstü 100 de olsa fark etmez. Sadece asal bölenlerden Yola çıkarak hareket ediyoruz. Haliyle burada 4 tane asal bölen var. Şimdi şıklardan gideceksiniz tabii ki artık. 27'nin asal böleni 3, 32'nin 2, 44'ün 2 ve 11. 60'ın asal bölenleri 2, 3, 5 ve 420'nin asal bölenleri de 2, 3, 5, 7. Bunların neyine bakacağız arkadaşlar? Ortak asal bölen sayısına bakacağız. Bakın burada 3 yani bir tane ortak böleni var. 3, 5, 2, 7'den 3 ortak. Burada 2'ler ortak bir tane. Yine 2, 11'de sadece bir tane ortak bölen var. O da 2. 60 sayısında ortak bölenler neler? 2, 3, 5. Bunların aynısı bakın. 2, 3, 5 böleni 210'da da var. Kaç tane ortak bölenleri çıktı? 3 tane. 3, 1 asal sayı mı? Evet. O zaman bu aralarında asal bölen sayısı kuralına uygu, uyuyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D oldu. İki tane köklü sayının bölümünün tam sayı olması için hangi iki sayı olması lazım burada kök 12 ile kök 2 direkt soru, e, kök 12 ile kök 3 pardon bunu fark etmek gerekiyor. Diğeri de arkadaşlar kök 8 ile kök 2 tamamen olay bu. Hani sınavda da evet sorulabilir mi? sorulabilir çünkü vakit'e oynayan bir soru bu. Haliyle kök 12 bölü kök 3 4 yani 2 kök 8 bölü kök 2 e, tabii ki 2 bunların çarpımı soruluyormuş. Böylece 4 oldu B şıkkı. A sayısının sıfır olan uzaklığı B sayısının sıfır olan uzaklığına eşitse bakın görsel olarak böyledir arkadaşlar. Şimdi buradan yararlanarak şöyle bir şey yapacağız. Mutlak A eksi C ve mutlak C'nin toplamı 30 demiş. Aynı zamanda A'ya olan uzaklığı B'ye olan uzaklığının iki katı olan C tam sayısı. Nerede olacak? Böyle arada bir yerde bakın. Şimdi tam ortada olsa eşit olur. A'nın solunda olsa A'ya yakın olur. B'ye uzak olur. Olmaz. O zaman arkadaşlar B'nin yakınında olsa A'ya iki katından daha uzak olur. B'ye de daha yakın olur. Haliyle demek ki en uygun yer hakikaten burasıymış. Şimdi B'ye olan uzaklık burada kesirlerle uğraşmamak için ben 2x diyeceğim. Yani x 2x diyebilirsiniz sorun değil. Ben kesirleri sevmediğim için 2x oraya 4x buraya dersem bak a ile 0 arası 3x olur. Sonra buraya x kalır. Buraya da 2x kalır. Gerçekten a 0 arası ve 0 B arası 3x santim olmuş olur arkadaşlar. 3x birim pardon. A'nın C'ye olan uzaklığı buradan ne geldi arkadaşlar? 4x mutlak değeri. C'nin kendi uzunluğu yani C'nin sıfır olan uzunluğu x oldu. Haliyle x buradan arkadaşlar 6. B'nin A'ya olan uzaklığı kaçtı? 4 oradan 2 oradan toplamda 6x böylece 6 çarpı 6'dan 36 olur. Uzaklık kavramının mutlak değerle eşdeğer olduğunu unutmayın. B parantezini alalım arkadaşlar daha güzel görelim. A artı C artı B oldu. Şimdi tek olması için çarpımın sol tarafında sağ tarafında tek olması lazım. Böylece artık B'nin tek olduğunu gördük. B tekse A artı C de çifttir. Yani A tek, C tek veya A çift. C'nin de çift olması lazım arkadaşlar. O zaman A çarpı C'nin ne olduğunu bilemeyiz. Tek tekten tek de gelebilir. Çift çiftten çifte gelebilir. B çarpı C. Bakalım nedir? B tek arkadaşlar. C'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Tek mi çift mi? O yüzden bu da soru işareti gitti. A artı C kesinlikle çift. B zaten tek olduğu için çarpımları çift olur. Yalnız bir A şıkkı. 4'er gramlık bir mesafe var. 18 22 ve 22 26 arasında. O zaman arkadaşlar şunu görmeniz lazım. Şimdi bu Berk kazanıyorsa Berk'e yakın olacak. Cüneyt'e de çok uzak olması lazım. Cüneyt'e uzak olması için verilen sayının tahminin haliyle ne olacak? Burada olamaz. Yani 26'dan daha büyük olamaz. O zaman en uzak Ahmet'in tahmini olur. O da saçma olur. Ahmet en uzak demiyor. Haliyle Buradan ilk anlayacağımız şey evet 2x-10 26'dan küçük. Sonra arkadaşlar ikinci anlayacağımız şey. Eğer Berk ile Cüneyt'in arasında bir tahmin doğru çıksaydı. Yani Cüneyt'e yakın Berk'e de yakın olsaydı o zaman Ahmet'e en uzak olurdu. E bu da yanlış. Demek ki Ahmetle ile Berk arasında doğru sayı şurada bir yerde 18 ile 22 arasında. Hakikaten böylece Cüneyt'e uzak olur. 18'i böyle işaretleyeyim. 22'yi böyle 26'yı da böyle. Bakın bu aralıkta bir şey olursa gerçekten Cüneyt en uzak oluyor. Dolayısıyla şöyle bir 2x-10 değeri nereye yakın? 22 ama bundan küçük. 18'e de uzak bundan büyük. 28, 2x, 32, 14, x, 16. Şimdi arkadaşlar olabilecek tek değer 15 olarak duruyor. Ancak x'e 15 verirsek tahmin ne oluyor? 15 çarpı 2 30 20. 20 tam 22 ile 18'in ortasında o zaman Ahmet ve Berk'e eşit uzaklıkta olur. Berk kazanamaz. Demek ki x arkadaşlar bir tam sayı değilmiş. Haliyle alabileceği bir tam sayı değeri yok. Cevap bu yüzden 0. Burada biraz dikkatli davranmak gerekiyor arkadaşlar. Kurala göre baktığımız zaman A4 3 böleceğiz. Burada tabii ki bir kalan olabilir ama olmaya da bilir. Onu bilmiyoruz. Ee, bölümümüz 2A olmak zorunda. Haliyle bu durumdan dolayı sayı deneyeceksiniz. Aslında normalden en kötü şanssız olsanız 20'den 29'a kadar 10 tane sayı denersiniz. Bir kere 20'yi denemeyeceksiniz. Çünkü A0 olursa e, onlar basamağı da 0 olur. A4 olmaz. Haliyle 21'den 29'a kadar arkadaşlar seçenekleriniz belli. Ama burada şunu görüyoruz. 21, 22, 23, 24 versem ben. Ee, bakın şimdi ne oluyor. Bunların hepsinde şu alta yazacağımız değer üsttekinden küçük büyük oluyor. Neden? Diyelim 4 yazdın tamam mı? 24 çarpı 3 72. E burada A4 olduğu için 44 oluyor. 44 72'den küçük böyle saçma bir bölüm olur mu? Olmaz. O yüzden gerçekten deneyeceğimiz burada tek sayı mantıklı olan 8. 28 çarpı 3 84'tür yerine yazınca 84 olur. Kalan sıfır olabilir. Bunda bir mahsur yok. Yazdığımız sayı tuttu. 8'i buraya da verebildim. Buraya da verebildim. Gerçekten karşılığında kalan negatif bir sayı gelmedi. Şu bundan küçük gelmedi. Şartları sağladığı için D şıkkı A8 oldu. 2 kare farkı demiş. Yapalım buna göre arkadaşlar. A eksi B. A artı B'dir. M kare eksi 2'yi M'den çıkarırız m kare eksi 2 iki, e, 2'ye m ekleriz. m kare eksi m eksi 2 nedir? Çarpımlar eksik toplamları eksi 1. Böylece bakın haliyle bu olacak. Yine burada çarpımları eksi 2 toplamları 1. Yani m artı 2 çarpı m eksi 1. Buna göre çarpanlarından biri b şıkkı m artı 2 oldu. Bu güzel bir soru. Buna 1 2 3 diyen çok arkadaşımız olmuştur. Ben de öğrenci olsam belki hemen şunu derdim. 13 faktöriyel 31 faktöriyel a 17'ye bölünüyor. Denemişsinizdir siz. 25'e bölünüyor. İşte 7'ye bölündüğünü nasıl anlayacağız? Burada bakın 13'ü 7'ye böleceğiz. Burada da 31'i 7'ye böleceğiz. Buradan bir tane 7 geliyor, buradan 4 tane geliyor. 7 üzeri 5 oluyor dersin. Ama böyle olmak zorunda değil arkadaşlar. Daha küçük bir sayı düşünelim. Mesela 12. 12'yi ters çevirdiğiniz zaman 21 olmaz mı? 21'in içinde de 13 çarpanı vardır. Yani bu tam bölünmüyor. İki basamaklı bir sayı. Ama ters çevirdiğim zaman 21 faktöriyel 13'e bölünüyor. Ve bunun içinde arkadaşlar 25 çarpanı var mı? Tabii ki. Hayli hayli. Malum 12 faktöriyel'in içinde bile 25 çarpanı var. Neden? 12'nin içinde arkadaşlar 2 tane 5 çarpanı olduğu için. Çarpanları da böyle yapıyorduk. Hatırlayın. Yine bakın 21'in içinde kaç tane 5 vardır demek için böyle bölüyorduk. 4 tane 5 çarpanı var diyoruz. 6 tane 5 çarpanı olan 2 tane 5 çarpanı olduğu için 25'te kesin bölünür. 17'ye bölünür mü? Evet 21 faktörelinin içinde 17 çarpanı var. Sonuçta bu 1'den 21'e kadar olan sayıların çarpımı. O yüzden bu da olur. 7 üzeri 5'e baktığımız zaman 12'nin 7 ile bölümünden bölüm 1. Bir tane buradan 7 çarpanı gelir. 21'in 7 ile bölümünden bölüm arkadaşlar 3. Toplam bakın 4 tane 7 çarpanı oldu. Demek ki kesinlikle bölünmeyebilirmiş. Bu yüzden cevap 1, 2, C şıkkı. Bu sınavda çıksa güzel bir soru olur. Ben bu soruyu sevdim arkadaşlar. Şundan dolayı şimdi hızlı olmak gerekiyor ya TYT'de. Tam ona uygun bir soru. Tahmin sayı tahmininizi iyi yapmanız lazım. 100 gram az tartıyor ne demek? Her bir kiloda 0.1 kilo eksik çıkıyor demek o zaman. Yani bir kiloda 100 gram haliyle 0.9 kilodur. İşte 2 kilo olsa 0.2 kilo eksik tartıyor. Neden? Her 1 kilo için 100 gram eksik tartıyor. Dolayısıyla ABC'yi de nasıl tartacak bu? ABC'nin 0.1 bölü 10'u kadar eksik tartacağı için bulduğumuz sayı ABC bölü 10 çarpı 9 olacak. O zaman ABC 10'a bölünen bir sayı. 9 ile çarptığımızda da 4 d 2 elde ediyoruz. Haliyle arkadaşlar ABC 10'a bölünen bir sayısı son rakamı 0'dır. Şimdi buradan bölünce de AB0'ı 10'a bölersek AB çarpı 9 olur. AB çarpı 9'da 4D2 sayısına eşitse 9'da hangi sayıyı çarpınca arkadaşlar son basamağı 2 olur? Tabii ki 8'i. Böylece 9 kere 8 bakın 72 yapıyor son rakam 2 geliyor. B'nin buradan... 8 olduğunu anladık. C zaten sıfırdı. A ile C'nin çarpımı o zaman direkt 0 olur. B'yi de 8 bulduğumuz için cevap 8 böyle hızlı olmak gereken bir soru. Ben tabii size anlattığım için 1,5 dakika sürüyor ama olayı fark etmek gerekiyordu böyle. Kafalarının karışması için Asya'ya rakamları çarpımı aynı olan iki sayı var. 46 ve 38. Rakamları çarpımı 24 cevabını vermiştir. Böylece Asya'nın kafası karışmıştır. Burcu'ya da rakamları toplamını söylediği için Burcu da anlamadığına göre rakamları toplamı olarak 10 vermiştir. Şimdi buradan o zaman rakamları toplamı 10 olan hangisi var? 46 ve 73. Rakamları çarpımı aynı olan iki sayı arkadaşlar 46 ve 38. İkisinin de kafası karışması için birine rakamları çarpımı aynı olan öbürüne de rakamları toplamı aynı olan bir sayı aklımdan tuttum demesi lazım. Peki burada ikisi de olayı anlamadığına göre hangisini vermesi lazım? Daha doğrusu aklımdan tutması lazım. 46'yı arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Eğer 38 rakamını sayısını pardon aklında tutmuş olsaydı bunun rakamları çarpımı 24 evet. Asya'nın kafası karışırdı. Çünkü sadece ona 38 demiyor ki 24 diyor. Bu Böylece o anlayamıyor 46'yı mı kastediyor yoksa 38'i e mi? Ama 38'in rakamları toplamı 11 olduğu için Burcu olayı çözerdi. Böylece 38 olduğunu biz de anlardık. Yalnız aynı şekilde 73 olsaydı yani bu sefer arkadaşlar Burcu'nun kafası karışsaydı sadece. O zaman da Asya'nın kafası karışmazdı. Çünkü rakamları toplamı burada 10 ama rakamları çarpımı 21 olduğu için rakamları çarpımı 21 olan başka sayı yok. İkisinin birden kafası karıştığına göre... Bunda da, bunda da çarpımları 24 olan 46'yı, bunda da toplamları 10 olan 46'yı söylemiş demektir. Cevabımız bu şekilde C şıkkı. Ters orantılı dediğine göre ne ile doğru orantılı? Önce onu bulun sorularda. Çünkü direkt ters orantıdan kafanız karışabilir. Haliyle 15, 10 ve 16'nın ters orantılı olduğuna göre bunların arkadaşlar okekleri okay bulunur. Çünkü ters orantıda şöyle deriz. 15A, 10B eşittir 6C deriz. Bunlar da 30'da birleşir. Bakın bu 2 ile doğru orantılıymış aslında. Bu 3 ile bu da arkadaşlar 5 ile doğru orantılıymış. Haliyle alacakları toplam miktar 10K olur. 2700 olduğu için bir tanesi arkadaşlar 540. Diğeri 273 katı olduğu için 810. Ve bu da 270'in 5 katı olduğu için e, kaç yapıyor da? 1350 yapıyor. Evet bu zaten rakamları şey son iki basamağı zaten 50. Aman son iki basamağı nereden çıktı ya? Bu zaten 50'nin katı direkt alır. Bu 50'nin katı olmadığı için 800 TL alır. Bu 50'nin katı olmadığı için 500 TL'lik kısmını alır. Haliyle toplamda 50 liralık bir kayıp oldu. 3 kişinin aldığı toplam fiyat bunların hepsini toplarsanız 2650 olur B şıkkı. Oranları 5 bölü 8 olduğu için arkadaşlar evet diyenlere 8K diyelim. Hayır diyenlere 5K diyelim. Evet ya da hayır diyenlerin sayısı kararsızım diyenlerden 24 fazlaysa tek bilinmeyen üzerinden gitmek için. Bak buna da evetle hayırın toplamlarının 24 eksiğini yazdım. Şimdi burayı kullanabilirim. Kullanmadım çünkü. Kararsızım ya da hayır diyenler toplamı 18K eksi 24. Tüm katılanların 1 bölü 3 kat eksiği ne demek arkadaşlar? Tüm katılanların 2 bölü 3'ü demektir. 1 bölü 3 kat eksi olduğuna göre tamamının 1 bölü 3'ü zaten 1 bölü 3. Tamamından çıkarırsak 2 bölü 3 kalır. Haliyle tümünün 2 bölü 3'üne eşit olacak. Tümü kaç? 26K eksi 24. Payda eşitler içler dışlar çarpımı yapalım ya da. 54K eksi 72 eşittir. 52K eksi 48. Buradan da 2K eşittir. 72 artı 48'den e, 72 eksi 48'den pardon 24 olacak. K arkadaşlar 12 oldu. Ankete katılan insan sayısı hangisiydi? Toplamda 26K eksi 24. 26 çarpı 12 eksi 24 diyeceğiz. Böylece cevabımız 288 C şıkkı. Tamamen dümdüz bir denklem sorusu arkadaşlar. Şimdi 9 artı 0.1 çarpı n. n adımda n seferde 0.1'er çünkü artıyor uzunluğun. Diğeri de 12 artı 0.05 n diyeceğiz yine. n seferde bu kadar boyu arttığı için. Ve sonunda niye dedik? Boyları birbirine eşit oluyor. 3 eşittir 0.05 n öbür tarafa attığımda. Buradan da 0.05 1 bölü 20 demektir. 1 bölü 20 olduğu için de içler dışlardan. Ne? 60 oldu. D şıkkı. Birinci adımda e, kaç tane var arkadaşlar? Birinci adımda 3 tane. İkinci adımda 5 tane. O zaman bu aslında üçüncü adımda 7 dediğine göre e, adım sayısının bir fazlası kadar bakın. Birinci adımda 2N artı 1 tane büyük kare var. Yani 2 çarpı 1 artı 1. İkinci adımda yine 2 çarpı 2 artı 1 5. Üçüncü adımda 2 çarpı 3 artı 1 7 gördünüz mü? Haliyle o zaman 7. adımda 2 çarpı 7 artı 1'den 15 tane büyük kare olacak. Ee, bir tanesinin kenarına A diyelim. 15 çarpı 4 A olsun çevresi toplamı. Böylece 240'a eşit olacak. Yani buradan A eşittir. 240'ı 60'a bölersek 4 olacak arkadaşlar. A 4 olduğu için Alanlar oranı 4 ne demek? Kenarlar oranı 2 demek arkadaşlar. Çünkü bakın birinin alanı a kare ise öbürünün alanı 4 a kare ise böldüğümüz zaman 4 olur. E bunların alanları oranın 4 olması için kare kökünü aldığımız zaman kenarlar oranında 2 gelecek. Örnek bir kenar 2 santim bir kenar 4 santim ise bunun alanı 4'tür bunun alanı 16'dır. Biz hatta üçgende benzerlikte veya benzer konus konusunda ne deriz? alanlar oranı benzerlik oranının karesi deriz. Bu yüzden de. Haliyle arkadaşlar A4 ise küçük kenar AK diyelim ona. O da arkadaşlar 2 oldu. Şimdi birinci adımda 2 tane var. ikinci adımda 4 tane var. O zaman 8. adımda 16 tane kare var. Ve bunlardan bir tanesinin alanı 4 olduğu için toplam alan 64 C şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Sonra 5'e bölerken sıkıntı yaşamayayım. 5'e tane erkek olsun. Ee, evli kadın sayısı da 20e olsun arkadaşlar. Şimdi Eylül ataması ile atanan öğretmenlerden sonra evli kadın sayısı %50 artmış. 20'nin %50'si nedir? 10. 10'e kadar artmış. Ee, evli erkek öğretmen sayısı %20 artmış. Yani e kadar artmış demek. 5'te 1'i kadar. Ve bir de x tane bekar insan gelmiş. Bunlar gelince arkadaşlar toplam insan sayısı 70 olmuş yani bunların hepsini toplayınca böylece 36 e tane işte evli olanlar bir de bekar katılanlar arkadaşlar 70. Bu arada evli erkek evli kadından nasıl daha az oluyor? Bunlar birbiriyle evli değil demek ki arkadaşlar yani bir okula atanıyorlar. Buradan farklı insanlar geliyor, buradan farklı insanlar geliyor ama kendi özel hayatlarında evli olan insanlar bunlar başkasıyla. Bu şekilde düşünün kafanız karışmasın o yüzden. Şimdi bu arkadaşlar tabi insan sayısı yarım yamalak bir sayı olmayacağına göre haliyle bu bir tam sayı. 36 e tam sayı olduğuna göre x'in ne olması lazım? 34. Neden? E'ye verebileceğim en küçük sayı 1. 2 versem 72 bunu geçiyor. O zaman verebileceğim en küçük sayı e'ye yani oradaki erkek sayısını temsil eden e dedik ya. E, e en az 1 olduğuna göre arkadaşlar demek ki x de 34 olmak zorunda. Haliyle buradan da cevabımız A şıkkı. Tabii E'ye en az 1 vermek zorundayız deyince yanlış anlamayın. E'ye verebileceğiniz başka değer yok. 2 verdiğim zaman 3 verdiğim zaman 72 geçiyor. O yüzden tek bir değer oldu. Aslında bu biraz küme sorusu gibi ama tam böyle küme içine de yerleştirilemeyecek bir soru. Biraz mecburen matematiksel olarak gitmemiz lazım küme sembolü yerine. Bakın arkadaşlar sadece hoşmerim siparişi veren var. Künefe siparişi veren var. İkisini birlikte verdiği için bunların ikisini veren içeceği de vermiş. Yani çok önemli değil ikisini birlikte sipariş eden var. Bir de hoşmerim içecek ve künefe içecek sipariş eden var. Şimdi soru da şunu diyor. Höşmerim ve içecek ser sipariş eden 94 insan. Bunların arasında mı arkadaşlar? Künefe, hoşmerim ve içecek birlikte sipariş eden de olur. Bunu şöyle düşünün. Ben sana diyorum ki, hoşmerim ve içecek aldın mı? Evet. Ama aslında sen hem hoşmerim, hem içecek, hem de künefe almışsın. Sadece sorduğum soruya evet dediğin için ben orada senin künefe sipariş edip etmediğini anlayamıyorum. Yine künefe ve içecek ve e, hoşmerim tercih edenlerden birine diyorum ki, sen künefe ile içecek aldın mı? Evet diyorsun. Ama sonuçta ben sana ...höşmerim de aldın mı diye soruyor muyum? Sormuyor mu? Sormuyorum. O yüzden... ...burada arkadaşlar 148 tane... ...insanın içinde de... E, ...höşmerim ve içecek servis edenler... Olma, e, ...sipariş edenler olması lazım. Neden? 94 tane bunlar. 148 tane bunlar. Sadece höşmerim... ...ya da sadece künefe tercih edenler de... ...68 kişi... ...bunları toplayınca 310 yaptı. Ama toplam insan sayısı ne? 250. X tane işti arkadaşlar... Böyle üçünü de sipariş eden insan var. Haliyle x kişi buradan 60 oldu. Şöyle küme sembolünde yaparsak işte... Höşmerim içecek, künefe içecek. Burası da arkadaşlar höşmerim içecek ve... ...künefe servisi sipariş edenlerin ortak bölgesi. Burası işte 60 oldu. Cevap B şıkkı. Bir yine de şunu söyleyeyim. E, soruyu anlayan dinlemek zorunda değil ama... ...bakın burada arkadaşlar höşmerim ve içecek siparişi var 148'inde. Ama şunu dememiş. Soru şunu deseydi sadece höşmerim ve içecek sipariş etti deseydi şunu demezdik. Aa ama belki bunun içinde künefe de sipariş edenler vardır. Aynı dediğim olay. Adam hoşmerim höşmerim adla söylemesi zor unutuyorum efendim. Höşmerim, içecek ve künefe sipariş etmiş ama ben ona şöyle cevap veriyorum. Hoşmerim, içecek ve künefe sipariş edenler aynı zamanda hoşmerim ve içecek sipariş etmiş olmuyor mu? Bu yüzden işte 148 tane. Hoşmerim, içecek ve künefe sipariş etmiş olanlar aynı zamanda künefe ve içecek tercih etmiş olmuyor mu? Evet oluyor. Bu yüzden de 94 ve 148 fazla bir sayı. Onların içinden bu 60 rakamının sayısını pardon, ayıkladık. Burada her türlü kesirlerle uğraşacağımız için ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi 3 parçaya ayrıldığında x tanesi, bilmiyorum şimdi 36 tane çubuk var ya, e, çıta varmış pardon. Bunlardan x tanesini üçer parçaya ayıralım. x tanesini üçer parçaya ayırırsak o zaman 3x parça oluşur. Sonra y tane, y tane demeyeyim 36-x eksi tanesini tek bilinmeyenle uğraşalım. 36-x tanesini de 5 parçaya ayıracağım. Böyle elimde bu kadar tane parça olacak. Yalnız 3 parçaya ayırdıklarımın 1 bölü 3'ü, 5 parçaya ayırdıklarımın da 1 bölü 4'ü çatlakmış. O zaman denklem bu. Direkt bu soru güzel bir şekilde bu denklemi kurmanız gereken bir soruydu. x artı 180 eksi 5x bölü 4 eşittir 42. 180 eksi 5x eşittir. E, 42 eksi 4x, 42, x'i de buraya atalım 4 ile çarpalım. 168 eksi 4x. Bundan dolayı x eşittir 12 oldu. Demek ki 12 parça arkadaşlar 3'e ayrılmış. Haliyle bizden ne istiyordu? Çatlamayan parça sayısı. 12 çarpı 3 toplam 36 tane parça olacak. Yine 36 eksi x çarpı 5 yani 24 çarpı 5'ten de 120 tane arkadaşlar parça var. Toplam 156 parçanın 42'si çatlak olduğu için geriye 114 çatlamayan parça kaldı B şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için şöyle diyeyim arkadaşlar. 6x kilo domatesi salça yapsın. Bunun 6'da 1 demiş ya o yüzden. Her 6 kilo domates için 1 kilo salça çıkıyor. Sonra aynı şekilde şunu söyleyeyim. Y kilo kilosuyla da arkadaşlar sadece normaliyeniz alıp satıyor. Şimdi toplam elinde o zaman 6x artı y kilo domates var. Bu 6x kilo domatesden 6'da biri kadar salça çıktığı için x kilo salça. Yine y kiloyu aldığı gibi geri satıyor zaten. Kazandığı miktara bakalım. Şimdi kar nasıl bulunur? Kazanç eksi maliyet. Maliyet ne burada? Maliyeti yazalım. 2 kilo başına toplam 6x artı y var. Bu maliyet. Böylece ne geldi? 12x artı 2y. Satıştan kazandığı para arkadaşlar kaç para olur? x kilo 6x kilodan x kilo salça çıktı. 20 TL'ye satmış. Y kiloyu da arkadaşlar 3 liradan satmış. İşte bu da kazandığı miktar. 20x artı 3y neye eşit? 630'a. 12x artı 2y neye eşit arkadaşlar? 380'e. Neden 380? Orada hemen sinyali yakmış olabilirsiniz nasıl öyle olacak diye. Şimdi kazanç bu. E, ee, da bu. Demek ki maliyet arkadaşlar kazançtan kar çıkartılarak bulunur. Maliyet de bu yüzden 380 oldu. Onu böyle buraya eklemiş olayım. Şimdi benden ne isteniyor arkadaşlar? Salça yapmayıp domates yap, sattığı domatesler. Y'yi soruyor. O zaman burayı eksi 5 ile çarpıyorum. Burayı da 3 ile çarpıyorum. Böylece ee, ne olmuş olacak buradan? Şurayı artı 5, burayı eksi 3 yapayım. Kes negatifle uğraşmayayım. Eksi 60 x artı 60 x gitti. 10 y'den 9 y çıktı. Y oldu. Burası da 1900 eksi 1890. Yani 10 kilosunu arkadaşlar sadece satmış salça yapmamış E şıkkı. Bir yarısı arkadaşlar 4 parça. Diğer yarısı da 2 parça. O zaman kesirlerle uğraşmayalım. Direkt şunlara x diyelim. Toplam 4x burası olsun. Bunlar da 2x, 2x olsun. Tamam mı? Şimdi soruda bize ne demiş? E, deponun 1 bölü 5'i doluyken. Yani toplam burada 8x hacim var. 8x bölü 5 doluyken. 14 litre daha benzin alınıyor. Yukarıdaki görüntü oluşuyor. Bu görüntü. Bu görüntü ne demek? X demiştik biz bunlara. Toplam 3X'e eşit demek. Haliyle payda eşitlersek 7X bölü 5 olur. X de buradan arkadaşlar 14 gelir. Ne sormuş soruda bakalım. Gösterge şekildeki gibi. Buradaysa o zaman arkadaşlar bir tanesi 14 olduğu için pardon burada 14 değil. 14'ü 7'ye böldük 2. 10 olacak. O zaman burası 40. Sarı bölge tam dolu değil. O zaman 40'tan büyük. Şurası 20 olduğu için arkadaşlar 60'tan da küçük. Buna uyan tek şık bakın gördüğünüz gibi. Tabii ki doğru yapmışız. 53 B şıkkı. Mesafenin en kısa olması için arkadaşlar şunu söylerim. Bir kere e, sarıları daha fazla olduğu için sarı, sonra mavi, sarı, mavi, sarı, mavi. Böylece bakın bu sarıların sağına maviyi koyarak bir nevi sarıların arasına aldım. Şimdi toplam 6 tane olmak zorunda. Böyle S diyelim buraya. Gördüğünüz gibi 4 tane sarının arasına 3 tane maviyi sıkıştırdım. Bir tane sarıyı, bir tane de sarıyı buraya atarsak böylece olabilecek en kısa mesafeyi oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi sarıların arasındaki mesafe kaç? 40. Sarı ile mavi arasındaki mesafe kaç? 20. 20 buradan. 20 buradan, 20 buradan, yine 20, 20 buradan, 20 buradan. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 santim buradan gelir. Sonra arkadaşlar iki tane sarı arasında 40 olduğu için 2 tane 40 da buradan gelir. Bir de tabii ki bunların kendi boyları var. Neden? En başlangıçtan en sona kadar olan uzunluğu istiyor. Ve her bir karenin arasındaki mesafede 20 santim. Dolayısıyla şey 20 santim diyorum. Bunların her birinin boyu da arkadaşlar 10 santim verilmiş sorunun başında. Dolayısıyla 10 çarpı 9 90 oldu. 290 santim oldu en baştan en sona kadar olan uzunluk. Böylece cevap D şıkkı. Bu soru aslında birbirine yakınlaşan e, arabaların kaç saatte birbirine e, birbirini yakaladığı soruyla aynı mantık. Neden? Buradan mum eriyor, buradan su yükseliyor, birbirlerini yakalayacaklar. Haliyle hızlar toplamı 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 çarpı t ne kadarlık bir mesafe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte olay bu arkadaşlar. Birbirine doğru gelen iki araçta da ne yapardık? Hızlar toplamı çarpı t eşittir yol derdik. Aynı yorum burada da var. Dolayısıyla 3 bölü 12 t eşittir 6'dan t arkadaşlar. 24 geldi d şıkkı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herkes birer yıl yaşlandığı için aritmetik ortalama 1 artar. Bu yüzden Cengiz öğretmen hariç kalan insanların 2021 yılındaki yaş ortalaması 40'sa bu Cengiz öğretmen ayrılmadan önce bunların yaş ortalaması 39 olur. Kaç insan bunlar bilmiyoruz. X. O zaman bu insanların yaşları toplamı 39 X. Bir de Cengiz öğretmen var 60. Bunlar toplamda X artı 1 kişi. Cengiz öğretmen varken bakın yaş ortalamaları 40. Bu yüzden böyle bir denklem kurmuş olduk. İçler dışlar çarpımı 40 X artı 40 eşittir 39 x artı 60 x buradan arkadaşlar 20 geldi çalışan öğretmen Cengiz öğretmen gittikten sonra 20 kişi D şıkkı. Önemli olan arkadaşlar işte sınavda bu tarz denklemleri kurabilmek. Yoksa yeni nesil soruların ben diğer sorulardan daha zor olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan ÖSYM böyle hani bence bu da yeni nesil bir soru. Çünkü yaş problemlerinde eskiden böyle sorular pek sorulmazdı. Yeni nesil ama gerçekten özleymenin tarzı şudur. Sana yeni nesil sorarken de düzgün bir denklem kurabiliyor musun? Bu cümleleri matematiğe çevirebiliyor musun? Bunu ister. Denemenin bence iyi sorularından bir tanesi arkadaşlar bu. Tabii ben hocam atmadan, tutmadan gerçekten düzgünce daha kısa yoldan yaptım derseniz kabul ederim. Ama ben şunu göstermek istiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz en kötü ihtimal. Bakın şimdi. Bir... A kenti, bir B kenti, bir C kenti. Şimdi A'dan yola çıkıyor biri, biri de B'den yola çıkıyor. Buradaki mesafeyi bilmiyorum, buradaki mesafeyi de bilmiyorum. Birine X, birine Y dedim. Şimdi X artı Y bölü birincinin hızına V1 diyelim. İkincinin hızına da V2 diyelim. Karşılaştıkları süre aynı. Tamam mı? Birinci yorumum bu. İkinci yorumum hiçbir şey bilmediğim için soruda. Birincisi bu AB yolunun X bölü 3'ünü aldığında. Değil mi? AB yolunun yarısı pardon. X bölü 2'sini aldığında V1 hızıyla. Öbürü de X bölü 3 pardon Y bölü 3 yolu V2 hızıyla aynı alıyor aynı sürede. Bunu söylemiş soru. Haliyle iki tane V1 V2 oranı yapabiliriz. Bir buradan V1 bölü V2. Neye eşit arkadaşlar? X artı Y bölü Y. Aynı şekilde... Burada v1 bölü v2'ye eşit. Şunları bir düzgünce bir bence şöyle yazayım. X bölü 2v1 eşittir. Y bölü 3v2. Buradan da e, v1'in v2'ye oranı arkadaşlar 3x bölü 2y oldu. Haliyle 3x bölü 2y. Y'ler gitti. 2x artı 2y eşittir 3 xten 2y eşittir x geldi arkadaşlar. Birinci değişkenimizi hallettik. O zaman şimdi yerine yazıp v1'in v2 oranını da bulalım. v1'in v2 oranı 2y y daha 3y bölü y'den v1'in v2 oranı da 3'müş. O zaman buraya 3v dersem buraya da v derim arkadaşlar. Dikkat edelim şimdi. Yakalaması için ne olması gerekiyordu? Hızlar farkı çarpı 10'dan 22'ye kadar 12 saat. 12 saatte nereyi kapatıyor? Her zaman bu aralarındaki mesafeyi kapatır. Bunu hatırlayın hız problemlerinden. Aradaki mesafeyi kapatırız biz. Ne kadar sürede? Karşılaşma süresine kadar. Böylece 2 dediğimiz yer ne kadar uzunluğa sahipmiş arkadaşlar? 2V çarpı 12'den 24V 2Y'ye eşitmiş. Aynı yolu diyor birbirlerine doğru gelselerdi. Yani o zaman ne yapıyorduk? Hızlarını topluyorduk. 3V, V daha 4V çarpı T süre yine 2'ye yani yine 24V. O zaman buradan da T 6 saat oldu. O zaman 10'da başlayıp 16'da karşılaşırlardı. D şıkkı biraz sert bir soru. Madem burada arkadaşlar toplam verilmiş onu bir yazalım. F2 artı G'nin tersi 2 eşittir F eksi 2. Şimdi G'nin tersi 2. Buraya bir boş verelim. Bakın F2 ile F eksi 2 var burada. O zaman şunu düşüneceğim. Boş verelim derken biraz da onu yapacağım da bilinmeyenler zaten fazla. İçeride ne verirsem burası arkadaşlar F2 olur. AX eksi 4 eşittir 2'den. X'ine geldi? 6 bölü A. Demek ki X gördüğüm yere 6 bölü A yazmalıymışım. Sonra f a x eksi 4'ün f eksi 2 olmasını istersem ax eksi 4'ü eksi 2 yaparım. x buradan 2 bölü a oldu. Şimdi artık e, yerine yazdığımız zaman bakın burada fonksiyonun x eksi 2 eşit olduğunu biliyorum. f 2 o zaman ne olacak? x yerine 6 bölü a yazmam gerektiği için 6 bölü a eksi 2 olur. Sonra g'nin tersi 2 onu birazdan bulacağız. Eşit olacak f eksi 2'ye. O da ne? x yerine 2 bölü a yaz diyor. 2 bölü a eksi 2. Bunlar gitti. g'nin tersi 2 eksi 4 bölü a'ya eşit oldu arkadaşlar. Buradan da ne yapacağız? g'yi öbür tarafa atacağız. g'nin tersi öbür tarafa normal g olarak geçer. g eksi 4 bölü a 2'ye eşit olur. g fonksiyonunun zaten ben ne olduğunu biliyorum. x gördüğüm yere 4 bölü a yazacağım. eksi 4 bölü a yazacağım. Eksi 4 bölü a neyi eşitmiş? Yerine yazarsak eksi 4 b bölü a eksi 1 eşitmiş 2'ye. Buradan eksi 4 bölü b bölü a eşittir 3. b bölü a eksi 3 bölü 4. a bölü b'ye de ters çevirirsek eksi 4 bölü c şıkkı. Önce şunu bir hatırlatayım. Polinomlarda arkadaşlar bir polinomun köklerini biliyorsak x eksi x1 x eksi x2, x eksi x3 diye gider. Kökleri bilinen bir polinom ya da x eksenini kestiği bir e, veriden bir polinom böyle yazarız. Aklımızda bulunsun. Üçüncü derecedense böyle. Dördüncü dereceden olsa x eksi x4 deriz. İkinci dereceden olsa a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olur. Dolayısıyla bunun nerede x eksenini kestiğini bilmiyoruz. Yarım yamalak çıkmış orası. Soru işareti olsun. Bakın şimdi. f eksi 3. x eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir? 0. O zaman F0 şurayı hallettim bakın. F0 Y'yi nerede kesiyor? F0 demek Y eksinin kestiği noktayı buldu demek 3. Böylece burası 3 oldu. Son olarak F3 de neyi eşitmiş? F 1'e. E F 1 zaten 0. Demek ki fonksiyonun x eksenini kestiği nokta 3'müş arkadaşlar. Haliyle polinom denklemi x 3, x eksi 3'den x artı 3 ve x, x 1'den x artı 1 eşittir. Y x'e 0 verdiğimde y'si 3. Bu yüzden a'yı bulabilirim. Eksi 3 çarpı e, 3 çarpı 1 eşittir. 3'ten a eksi 1 bölü 3 oldu. Artık şunu siliyorum arkadaşlar. Buraya eksi 1 bölü 3 yazıyorum. İşte polinomumuz bu. Kaçı istiyor bizden? 2'ye. Eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 çarpı 5 çarpı 3 yerine yazdık. Böylece bunlar gitti. Cevap 5 oldu D şıkkı. Ters orantıda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Azra'nın payı en küçük görünüyor ama bu ters orantı haliyle ters çevrileceği için aslında Azra burada en büyük alacak arkadaşlar. Azra büyüktür Berk. En büyük görünen Cumhur. Size bir örnek vereyim bakın. 2x eşittir 3y artı 4z de evet katsayı büyük de bu ters orantı olduğundan dolayı bakın bu 6k alır, bu 4k alır, bu 3k alır gibi düşünün. Bu yüzden Azra Berk Cumhur diye sıralandı. Buraya geldiğimiz zaman azra büyük el şey, pardon. Doğru orantı olduğu için sağ tarafta elçin büyük. Azra büyük duygu. Şimdi azra duygudan büyük mü? Evet zaten onu kendiliğinden yazdım geldi. Sonra arkadaşlar gelelim elçin ve berke. Şimdi elçin ve berkte nasıl bir yorum yapacağız? Elçin arkadaşlar azradan büyük. Azra da Berk'ten büyük para almış. O zaman doğal olarak Elçin de Berk'ten büyük oldu. Bu da doğru. Ama duyguyla Cumhur arasında bir bağlantı kuramadık. Bu verdiği bilgilerle kendimi yorum yaptım. Ama daha da fazlası olamaz arkadaşlar. Çünkü oranların ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Bu yüzden cevap sadece bir, sadece demeyeyim 1 iki oldu arkadaşlar. C şıkkı. Tüm durumları bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi 3'ün birlisi Önce şunu söyleyelim. Bir tanesini sola, iki tanesini sağa atarız veya bir tanesini sağa, iki tanesini sola atarız. O yüzden 3'ün birlisi 2'nin ikilisi diyorum. Sonra bunu da iki faktöriyelle çarpıyorum. Neden? Bu grupları iki tane farklı yere atabilirim. Birini dediğim gibi birliği sola, ikiliyi sağa ya da birliği sağa, ikiliyi sola şeklinde. Sonra ikili olanları örnek sarıyla yeşil denk geldi mesela. Bu tüm durumlar yapıyorum bakın ona göre. Sarıyla yeşil denk geldi diyelim. Bunları da kendi içinde iki faktöriyel dizerim. Örnek bir görüntü. Bakın çubukta bir tanesi burada duracak. İki tanesi arkadaşlar buraya gelecek. Bunları da kendi içinde yer değiştirdim. Bu yüzden iki faktöriyel çarptım. Bu da ne oldu? 4 çarpı 3, 12 oldu. Bu birinci durum. Bir de arkadaşlar 3 tanesini direkt sol tarafa ya da 3 tanesini direkt sağ tarafa atarım. Herhangi bir boş kalmayacak diye bir şey söylemiş mi? Bakın 3'ü de buraya gelebilir ya da 3'ü de buraya gelebilir. O zaman 3 faktöriyel çarpı 2 olur. Bu da 6 çarpı 2'den 12. Toplam tüm durumlar o zaman 24 oldu. İstenen durum ne? Burada arkadaşlar yeşille mavinin yan yana alt alta olması, sarının diğer tarafta olması. O zaman 1 sarı burada olur yeşille mavi burada olur ama kendi içinde yer değiştirir. 2 faktöriyel. 2 sarı burada olur. Yeşille mavi kendi içinde yer değiştirir. 2 faktöriyel. Toplamda 4 tane durum. 4 bölü 24'ten 1 bölü 6 C şıkkı. 7 tanesinden 3 tanesini evin salonuna, kalan 4 tanesinden 2 tanesini yatak odasına ve kalan 2 tanesinden 1 tanesini de mutfağa koyunca bakın mevzu tamam olacak. Sadece dağıtın demiş. Bunları hani odanın duvarında şöyle diz böyle sırala falan demiyor. Haliyle sadece odaları dağıtıyoruz arkadaşlar. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Çarpı 4'ün ikilisi 6, 2'nin birlisi 2. Bunlar da sadeleşti. 35 çarpı 12 oldu arkadaşlar. 350, 70 daha 420 olmuş. D şıkkı. Pergel açıldığı zaman arkadaşlar bakın şu A köşesinden devam edeceği için böyle bir çember yayı oluşturur. Sabitlendiği nokta merkezdir. Merkez olduğu için de tabii ki çemberin üzerindeki noktalara inen doğrular yarıçaptır. Bu yüzden AB AD'ye eşit olur. Aynı şekilde diğer çemberde de bakın D merkez olduğu için tabii ki burada da DC ile BD eşit olacak arkadaşlar. Burada açıklıkları ile ilgili bir bilgi vermemiş. Yani eşit uzunlukta açılmış dememiş. O yüzden sembolleri farklı yaptım. Şimdi 2 alfa diyeceğim B, A, C Sonra A, C, de alfa diyeceğim. Böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi iki üçgen alfa olur. 2 iç bir dıştan yine iki alfa olur. Hatta bakın artık iki üçgenden iki alfa olur. B ve C, B ve D açıları. Böylece 6 alfa tabii ki burada zaten 6 alfa demeye bile gerek yok. 2 alfa 2 alfa bunlar eşit çıktı sorunun başında dediğim gibi eşit olduğunu bilmek zorunda değildik Ama kendiliğinden eşit geldi Böylece 2 alfa 60 eşkenar üçgenden alfa da 30 oldu d şıkkı Büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkaracağım büyük üçgenin alanı 10 çarpı 10 bölü 2 Sinüs alfa yani sinüs 30 formülü hatırlayalım ab bölü 2 Sinüs alfadır dolayısıyla Buranın alanı 25. Daha doğrusu büyük üçgenin alanı. Küçük beyaz üçgenin alanı 2x2, 2 çarpı 2 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2'den 1. Bunları çıkardığımız zaman sarı bölge 24 D şıkkı. AB arasındaki uzaklığı bulmak için bakın şöyle birleştirdiğimiz zaman burada bir dikdörtgen oluşacak. Bir ufak kenara AA dersek A kök 3. Buraya da AA dersek 30-30-120 üçgeni bakın. Sonuçta bir düzgün altıgen bir köşesi 120 derece olduğu için bu yüzden A kök 3 olur. Buradaki ufak bölgedeki üçgenin karşı uzun kenarı. Haliyle 2 A kök 3 eşittir. 2 kök 3 oldu. A arkadaşlar 1. Şimdi bizden yeşil bölgelerin alanlarını istiyor. Yeşil bölgelerden bir tanesinin alanı 6 tane, tane eşkenar üçgenden oluşur. Bu yüzden A kare 3 bölü 4'ün 6 katıdır. Bundan kaç tane var? 2, 4, 6 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar sadeleşmiş oldu. 3 bölü hatta 36 bölü 4'ten 9 kök 3 C şıkkı deriz. İki tane açı ortayın geçtiği yerden arkadaşlar lazım olursa bunu da kullanacağız. Tepe açısının iç açı da geçer. Dolayısıyla burada şimdi onu birazdan dediğim gibi lazım olursa kullanırız arkadaşlar. Biz silelim. Bir maksat orada göstereyim mevzuyu diye. Şimdi şöyle indirdiğim zaman Kollara inen bu parçalar birbirine eşittir. CH ile CF. Aynı zamanda kollar birbirine eşittir. 4, 4. Şimdi 2 kök 5 oldu 4. Yani 20 eşittir. 16 artı HC'nin karesi. Buradan da HC'nin karesi 4. Yani HC 2 oldu. Sonra şuraya dikkat ederseniz bakın. 3, 4, 5 üçgeninden BH'de Pisagor'dan otomatik 3 oldu. Böylece BC uzunluğu 5 gelmiş oldu. E şıkkı. Arkadaşlar şimdi bir kenar 8 santim verilmiş. Alanlar 4, 1 ve 9 olduğu için 2, 1, 3 diye yazdım kenarlarını. 8, 8, 8, 8 kök 2 olacak. Yani 2 kök 2, kök 2, 3 kök 2 olduğu için toplamda 5 kök 2, kök 2 daha 6 kök 2 oldu. Demek ki bunun bir kenarı 2 kök 2 oldu. Sonra ne söyleyeceğiz? Şuranın 45 olduğunu unutmayalım. Sonuçta köşegen. O zaman burası da 45. 90. Burası da 45. Bir kenar 3 olduğu için karede burası da 3 olacak. Diğer kenarı da 3 kök 2 olur dikdörtgenin. 3 kök 2 çarpı 2 kök 2 12 oldu C şıkkı. Şöyle yapalım arkadaşlar. 1 bölü 12'si demiş ya. O zaman şöyle şu parçaya A dersem. Böyle birleştir, daha doğrusu şurada birleştireyim. Birleştirirsem e, A dediğimde alanlar oranı, tabanlar oranı olması lazım. Üçgenin alanına 1 bölü 6 oranına sahip olacak. Neden? Bu paralel kenar 2 tane eşit alandan oluştuğu için toplam alana 12S dersek burası 6S olur. Buranın tamamı da yine 6S olur. Haliyle şu ufak üçgene S dersem buraya 5S kalır. Böylece kenarlar oranı A'ya 5A olur. Tamam mı? İlk mevzu bu. Sonra üsttekinde 1 bölü 6 demiş. Toplamda o zaman 1 bölü 6 dediğine göre şu üst parçaya 3S diyelim. Toplam alana 6S demek için. Eee... 3A diyeyim ya da alttakiyle karışmasın. Burası da böyle 3A olur. Şimdi küçük bölgenin alanı, büyük bölgenin alanının 1 bölü 6'sıysa burası A ise tamamı 6A gerçekten. Buraya da 2A kaldı. Alanlar oranı, tabanlar oranından toplam uzunluk 6A'ydı. Burası 2A olur, burası da 4A olur. Artık EC'nin 2A olduğunu, BF'nin de A olduğunu gördük. Şöyle birleştirdiğimiz zaman toplam alan... 12S olsun arkadaşlar. Neden 12S diyorum? Şu alttakinden yararlanarak büyük olsun ki kesirlerle uğraşmayalım. Haliyle 12S ise bu mavi üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Her zaman paralel kenarın yarısı. Yani 6S. Bu taban kaçağı 3A. Tüm taban kaçağı 6A. Alanlar oranı tabanlar oranıdır. Dolayısıyla 1 bölü 2 olduğundan bu üçgenin de alanı 3S olacak. Haliyle bu üçgenin alanı 3S ise bu iki geri kalan alanın toplamı 12S eşit olması için 9S olur. Böylece 3S bölü 9S'ten 1 bölü 3 D şıkkı. Aldığı yol arkadaşlar aslında bir daire diliminin yayı böyle bakın. AA üssü yayının aldığı yol. Şimdi burayı bilmiyoruz. AA üssü yayının çevresi nasıl bulunuyordu? 2 pi R 20 metre çünkü A üssü B üssü 20 metre olarak verilmiş. 2 pi 20 çarpı alfa bölü 360'lık bir yol almış. Ve bunu ne kadar zamanda almış? 250 pi metre bölü dakika ile almış. O zaman aldığı süre 4 bölü 60 dakika diyeceğiz. Çünkü süre bakın m bölü de o yüzden bize lazım olan m bölü s değil. Saniyeyi hemen dakikaya çevireceğiz ki hata yapmayalım. 60 ile 360 sadeleşir 6. Sonra sıfırları sadeleştirelim burada. Ee, başka 4 ile 6'yı sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. Burada 3. Şuradaki 2'yi sadeleştirelim. Böylece alfa eşittir. Pi'ler de gidince 50 çarpı 3'ten 150 dereceymiş D şıkkı. Verdiği rotarılara göre çiziyorum arkadaşlar. B noktasından belli bir kilometre yol olarak ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Önce A noktasına gidiyor bakın kuzey yönünde. Sonra A noktasından belli bir Kilometre giderek D noktasına gidiyor. Bunu tabii ilk başta bu yönde gittiğini anlamayabilirsiniz. Sorunun devamında anlıyoruz. Neden? Bir D noktasından şu şekilde bakın, şekil 3'teki gibi B'ye dönüyorsa, o zaman D noktası şurada bir yer olacak. Haliyle A'nın bu yüzden gerçekten D'ye ulaşması için bu güzergahı takip etmesi gerekiyor. Sonra demiş ki, eğer e, A noktasından Şekildeki yönüyle 200 km gitseydi D noktasını geçerek C'ye ulaşacaktı. O zaman bakın gerçekten A'dan yola çıktı D'yi geçti ve C'ye ulaştı. Aynı zamanda B'den de C'ye doğu yönünde böyle gidiyor. Dolayısıyla doğuyla kuzey arasında 90 derece var. Sonra arkadaşlar şu uzun çizgi dedikleri neresi göstereyim size. Bakın uzun çizgi şu. Kısa çizgide şunlar. Dolayısıyla kısa çizgiler 5 dereceyi, uzun çizgiler 10 dereceyi gösteriyormuş. Bu yüzden bakın büyütüyorum. Burada 5 derece, 10 derece, 15 derece. Yani burası 15 derecelik bir açı olacak. Bu yüzden şekle göre dönersek, bakın işte burasının 15 derece olmasını istiyor bizden. Haliyle Z'den dolayı, buranın da 15 olduğuna dikkat edin, paralellik var. Neden? Bu kuzey ile dik bir açı yapıyor ve 15 derecelik bir açı yapıyor aynı zamanda arkadaşlar yatayla. Sonra bize demiş ki şekil 2'deki yön tamam bir de 100 kilometre gitmiş bakın A'dan D'ye. Sonra A'dan C'ye ne kadar gitmiş? 200. O zaman 100 oldu. Muhteşem üçlüden bakın burası 100 olacak çünkü dik üçgen bu. Haliyle ikizkenar üçgen olduğu için C açısı 15 derece İşte A açısına da 75 derece kaldı. Bundan dolayı arkadaşlar D şıkkında bakın Zaten A'nın yönü gerçekten bu oluyor, bu, bu işlemleri yapınca bile fark ediyoruz ama yine de ispat etmiş olduk. Gerçekten de şurası bakın yine 5 derece, 10 derece ve 15 derecelik bir açı oldu. Hakikaten A'nın da yatağıyla yaptığı açı 15 derece gördüğünüz gibi. Cevap D şıkkı. İki nokta arasındaki uzaklık formülü zaten verilmiş, o zaman B noktasını bulacağız. B noktasının da ordinatı 0 olduğu için arkadaşlar şöyle bir A'ya 0 noktası diyelim. 2A artı 0 eşittir 8'den A 4 oldu. Yani 4'e 0 noktasıyla 7'ye 4 arasındaki uzaklık. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi. Böylece 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 9, 25, 5 birim olacak. D şıkkı. İki uç nokta arasında uzaklığı bulurken Pisagor'dan yararlanmak lazım. Bunun için de şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bakın şöyle bir AB noktaları arası uzaklık. Bunlar farklı yüzeylerde. Bizim o yüzden böyle bir dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Dik üçgen oluştururken de şu kenarı bulurken de arkadaşlar bir tane daha dik üçgen oluşturacağım. Bakın şimdi izleyin. Şimdi AB arasını bulmak istiyorum tamam. Ama AB arasını bulurken B'den bir dik indirdiğimde şöyle A ile buluşturduğumda burası AB'nin hipotenüs olduğu buraya da T dersem AT'nin ve TB'nin de dik olduğu üç kenardan oluşan bir dik üçgen. Yalnız AT de sonuçta nasıl arkadaşlar birisi HFCK'nın üzerinde A noktası FEDC'nin üzerinde de T noktası var. O zaman bunların arasındaki uzunluğu bulurken de gördüğünüz gibi bu şekilde Pisagor'la yapacağız. Nasıl? Soldan 2 santim kırpıldığı için toplam 18 santim 16 kalır. Yine şurada bakın 6 santim olduğu için 6. Burası da 12 olur. 12, 16, 20 üçgeninden AT20. Yukarıdan 4 santim, aşağıdan da 4 santim bakın kısaldığı için BT'ye de 10 kalır. 20, 10, 10 kök 5 oldu C şıkkı.